Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Instagram'ın sıvı ekranlarına ve yepyeni Far Cry 6 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hatta Far Cry 6 gününe hoş geldiniz. Çünkü sizi Far Cry 6 videolarına boğacağım şimdi. Hazır olun. Arka arkaya videolarla hikaye devam edecek. Efendim, şöyle bir durum var. Geçtiğimiz bölümün sonunda biliyorsunuz bize bir tekne verdiler yaptığımız iyilikler karşılığında. Ve ben dedim ki size, Far Cry yapımcısı Ubisoft buraya bir tane küçük bir sekans koymuş. Eğer bu tekneye binip giderseniz oyunu bitirebiliyorsunuz. Bu savaş benim savaşım değil diyor. İşte ben onu geçen bölümün sonuna koyacaktım. Bendeki B12 eksikliğinden onu unutmuşum. Şimdi isterseniz onu bir göstereyim size. Buyursunlar. Bakın bu şekilde tekneye biniyorsunuz. Ve uzaklara doğru yol almaya başlıyorsunuz. Uzak diyarlara doğru ilerliyorsunuz efendim. Tekneyle. Çünkü hani bizim amacımız biliyorsunuz buraya gelmek, Yankee'lere gitmek için, yani Miami'ye, Amerika'ya giderek Amerika rüyasını yaşamaktı. Bizim Alejo'nun da, Lita'nın da, Danny'nin de amacı. Çünkü burada Anton Casio gibi bir manyağın yönetiminde kalmaktansa bari kaçalım abi demişlerdi. Ama işte buradaki Libertad grubuyla tanışınca onlar dediler ki vatan toprağı lan bu, burası bırakılır mı? Biz burası için savaşmazsak kim savaşacak? İte köpeğe çakala mı bırakacağız bu memleketi? Bir Casio gibisine mi bırakacağız dedi. Evet, üzgünüm Clara, bu benim savaşım değil diyerek uzaklaşıyor işte bu sonda karakterimiz. Zaten bizim bu hikayede burada kalıp savaşıyor olmamızın sebebi bu toprakları bırakmak istemememiz. Ama yok, biz gamsız, vurdum duymaz birisi olarak eğer devam etseydik 3 ay sonrasında Miami'de bir sahilde oyun bu şekilde son bulacaktı. Evet, Amerika gazeteci bir trajediden söz ediyor. Aa bak, şeyde sahil kenarı kesiminde, Miami sahilinde güneşleniyoruz. Evet, Yara'daki savaş sona erdi. Anton Casio, Clara Garcia adındaki terörist liderinin ve grubunun Alberta'dır öldürüldüğünü, özel kuvvetleri tarafından yok edildiğini söyledi. Ayrıca bir pandemi de dünyayı sarmaya başladı ve dünya genelinde bir kapanma söz konusu. Ama öncelikle küçük biraz hani müzikle rahatlayalım ha. Evet, gördüğünüz üzere bu böyle bir final. İsterseniz hikayeyi böyle bitirebiliyorsunuz. Hani Miami'ye gitmiş, kafasını dinlemiş olarak. Ama bizim olayımız bu değil. Bizim olayımız hakikaten yara bere, yara şıkına için savaşmak. Bunun için de ne yapıyoruz efendim? Kaldığımız yerden hikayeye devam ediyoruz. Videoyu izlediğinizde lütfen alttan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı, bildirim çanını açarken de tüm bildirimleri aç şeklinde işaretlemeyi ihmal etmeyin. Vallahi 5 dakikanız almaz da. Lan şunu 5 dakikanız almaz yapın ne olur da. Ana. Şimdi Julio'yu en son yakalamışlardı. Casio ve ekibi, biz onların mekanını bastıktan sonra, onların gemilerini patlattıktan sonra onlar Julio'yu yakalamışlardı. Julio'yu kurtaracağız. Bu ne fena bir mekanmış lan Juan. Aa, benim favori gerillam geldi. Want me to make you the best supremos and resolver weapons? You need depleted uranium. Lucky for you, Castillo has stashed his supply with the biggest guns on the island, his anti-aircraft cannons. When you got some of that sweet uranium, you can bring it back to my office or to one of my associates. If you capture an FND base, a member of Team Juan will move in and give you access to my inventory. And don't forget, rank has its privileges. When Clara is kind enough to promote you, we'll be able to hook you up with better gear. Hmm. Just have those pesos ready. Even in revolution, nothing comes free. And here's some advice, guerrilla to guerrilla. Have some fun for fuck's sake. Die with a smile on your face. Öleceksen de gülerek öl. Eğlen bu savaşta be. Biraz eğlenmeyi unutma dedi abimiz bize. Evet, şimdi Supremacy adında bir hikaye var burada. Biliyorsunuz artık burada kalmaya karar verdik ve Yara'yı kurtaracağız. Daha iyi silahlara ve daha iyi şu sırtımızda Supremo diye bir şey var ya. Bum 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 bomba atıyor. İşte onları geliştirme zamanı. Bunun için mekanlar basacağız. Clara liderimiz, Clara'dan promote alacağız. Yani rütbemizin rütbe atlattıracak. Onun gözüne gireceğimiz işler yapacağız ve
topladığımız buralardaki tüm uranyumları bu abimize getireceğiz. Bu abimiz de bize çok güzel yeni silahlar yapacak. They always come back. Evet, geri döneceksin. Hep geri dönerler zaten dedi. Şimdi burada... Oha, bunlar neymiş lan? Elbisito. Standart poison. Aa, zehir atıyormuş bu. Düşmanlara zehir dumanı atıyor. Bu ne? Çivi atıyor. Bu ne hocam? La Clavadora. Aa, bu da hook galiba. Yok, dur. Aa! Düşmanların vücuduna böyle saplayabileceğiniz kazıklar gibi şeyler atıyor. Ok atıyor o bildiğin. Bu da zaten şey, El Murad'ı dediğiniz altı patlar. Geliştirilmiş altı patlar ama shotgun patladı atıyor. Mermi diye. Pompalı mermi satıyor. El Impulso. Bu EMP yapıyormuş etrafa. Etraftaki tüm elektriği elektrikle çalışan her şeyi etkisiz hale getiriyor. Venom Salvo. Bu zehir veriyor. Zehir gazı atıyor. Ben bunu alacağım ya. Tamam, ben bunu aldım. Buradan da çivileme alacağım abi. Aa, alabiliyor mu lan? Bu ne kadardan? 100'den gidiyor. Uranyum lazım. Uranyum, nitranyum. Bir tane bundan alayım. Let's go. Uranyum bulmamız lazım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir silahlarımıza bakalım hemen. Arsenal. Bak. Exterminator var, Furiosa var. Diğerlerini de istimize alabiliriz desek. Aa, bak. Alacağımız 1, 2, 3, 4, 5 tane daha sırtımıza takılabilir. Şu zıkkımdan var. Abi, şu kafamızdaki zımbırı bir çıkarabilir miyiz artık? Ha? Ya, zehirle tamam da zehir yok artık. Geçti zehir. Şunu çıkarak. Bu nasıl? Change. Aa, bir tane var lan maske. Nasıl olabiliyor? Ha? Şöyle yaptım. Oh be. Yüzümüz gözümüz açılsın. Bir önümüzü görelim ya. Bu neymiş? Altımıza bir şey giymiyoruz. Ayakkabı. Oğlum, bir ayakkabı verin artık. Üstümüz başımız bir şekillensin. Viva Libertad silahı çok sekiyordu. Viva Libertad silahı yerine ben şey almak istiyorum. Abi, az önce aldım o şey nerede? Ah, çivi, bak çivi silahı. Güzel. Bir de bu var. Uf. Deneyeceğiz bunları şimdi. Tostator yerine de şey alalım. La Casa Gova. Tamam. La Cassandra Gova. La Clara Dova. Tamam. Clara'ya gideceğiz ve ona diyeceğiz ki, ona duymak istediği şeyi söyleyeceğiz. Ben Miami'ye gitmekten vazgeçtim. Ben şeye katılacağım. Libertad'a katılacağım. Burayı şey yapacağız. Adını sen söyle. Burayı geliştireceğiz, büyüteceğiz. Şey, özgür kılacağız diyeceğim. Hadi bakalım. Santuario'ya döndüğünüzde silahları, mermileri ve yeni bize katılabilecek insanları arayın. Casio sürprize uğradı. Bunu böyle şekilde devam ettirelim. Libertad'a hoş geldin Dani. Her an gidebilirim. Yani neden acele edeyim ki? Doğru diyorsun. Hadi çağır Yara'yı, serbest bırakalım, olur mu? Aa, o neymiş lan? Haritada bir şeyler çizmişler. Castillo controls all of Yara with soldados, slaves and blood. Castillo adamları, köleler ve diğerleriyle kontrol eder Yara'yı. Esperanza'yı özgür kılarsak Yara'yı da esker kılarız. Castillo askeri yönden üstlerinden ve önemli kontrol noktalarından zayıf hale getireceğiz. Ve böylelikle Esperanza'nın etrafını saracağız ve tüm askeri gücünü kırdıktan sonra onu kaçmasını engelleyeceğiz. Ve devrimi sağlayıp Libertad'ı daha güçlü hale getireceğiz. Each is waging war across Yara with a different piece of Castillo's empire, all controlled by his inner circle. Bize yeni inanan insanlar lazım, yeni özgür kalmak isteyen. Şimdi Antonio Castillo'nun Admiral Benitez ve Mecha Industries tarafından kontrol edilen bir LST bölgesi varmış. Their greatest guerrilla, El Tigre, is waiting with open arms to help you bring them on our side. Aa, güzel. Anlatacağım. Bir anlatın, anlatacağım. Not just the engine of Castillo's Viviro operation, but also his propaganda machine, run by his Minister of Culture, Maria Marquesa. But I have some old friends who can run our counter-propaganda campaign, Maximus Matanzas.
They were the voice of the protests and can mobilize Yara's dissidents to fight for libertad. They've gone dark. Last seen at a fort in Balaceras. We need to find them before Castillo's forces do. In Madrugada, we have Castillo's nephew, Jose. Aa, burada Castillo'nun kuzeni Jose Castillo varmış. Ailesinden akrabası. Montero ailesi ise bu Jose'den nefret ediyormuş. Orada bize yardımcı olabilecek. If I were you, Danny, I'd start in Madrugada. We take back that tobacco with the Montero's help and we got Castillo's Viviro at the source. You just need to find this mechanic, Philly. I'll be here actioning targeted Libertad strikes against Castillo throughout Yara. Hang on. I'm gonna get all these groups to sign up for Libertad by myself? How? Simple. You help. Any way you can. Şimdi anlatacağım arkadaşlar hemen. Şu konuşmalar bitsin anlatacağım hemen. Toplayacağım tüm hikayeyi. I send a squad to these groups, I'm an invader. I send a scout, then I'm not serious. With you, they get my best career without politics and bullshit. Just help. Libertad takes the capital, we slit Anton's throat, maybe drink his blood, etc., etc. Then he needs a walk. Viva Libertad, jefa. Yeah, yeah. I'm not Clara's best guerrilla, you are. Bak, Clara'nın en iyi askeri ben değilim, sensin. Çevirsene. Clara hides it best she can, but she was born rich from a family of true Yaren she left behind. Gerçek yaralar tarafından arkada bırakılmış, gerçekten zengin bir ailede büyümüş birisidir dedi. What's that have to do with me? Benimle ne işi var o zaman? Sen bir yetimsin Dani, zavallısın. Çamurdan gelensin, yani pislikten gelensin. Ve sen de politikalılarla ilgili hiçbir şey görmüyor. Senin politikalıcı olamayacağını biliyor. Seni beni kullanıyor yani. Aynen. Sen de onu kullanacaksın. Anton'u öldürmek istiyor musun? Evet. Yara'yı serbest bırakmak istiyor musun? Özgür kılmak istiyor musun? Tabii ki. Bak Clara'nız söyleyemedi ama ikimizin bildiği bir şey var. Bunu sen istiyorsun. Sen bir gerillasın. Ve bir gerilla için... The smell of sulfur burning your nostrils. Pusu kurmak, işte düşmana saldırmak, işte bunlar. It's fun. Bunlar eğlencelidir. Don't worry. Endişelenme. Your secret is safe with me. Sırrın benimle güvende. Clara da bir gün başa geldiğinde sıkıntı yaratabilir yani. Sonuçta o da bir politikacı olabilir. Biz politikacıları sevmiyoruz demek ki bu hikayede. Tamam, şimdi olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Burada galiba gözüküyordur. Hemen şöyle bir haritamızı açalım. Aynen gözüküyor. Şimdi lan niye gidemiyorum sağa sola? Ha şimdi gidebiliyorum. Bakın harita bölgelere bölünmüş durumda dedik. Anton Castillo Esperanza'da bir kulesi var. Buradan yönetiyor her şeyi. Esperanza bölgesini ele geçirdiğimizde, ya Esperanza bölgesinin etrafını ele geçirdiğimizde kaçabilecek hiçbir yeri olmayacak bu adamın. Ve böylelikle ne yapabileceğiz? O kaçamayacağı için onu indirebileceğiz. Bunu yapmak için de, şimdi bu herif bu tüm yarayı, tüm bu adayı, yani tüm bu kocaman alanı yakınlarındaki insanlara bölmüş. Tamam mı? Onları kontrol ediyor ve o insanlar da kendi bölgelerini kontrol edip Anton'a karşı sorumlular. Mesela burada... Benitez ve McKay var. El Yönük McKay. Bu ikisi bu bölgeyi kontrol ediyor. LS'de. Burada da eski bir hani gerilla bir abimiz var. 1967'de devriminden kalma. El Tigre diye, Kaplan diye geçen. Bize o yardım edebileceğini söylemiş. Hani ben yardım ederim. Buradaki yeter ki bu şerefsizleri ortadan kaldıralım. Bu herifin propagandalarının yürütüldüğü, işte efendime söyleyeyim sanayi faaliyetlerini gerçekleştirdiği yer LS'de. Valle de Oro, Viviro başta olmak üzere özellikle işte yine Anton Castillo'nun propagandalarının Maria Marquez ablamız tarafından yürütüldüğü yer. Tamam mı? Oldukça sadık bir kişi bu ablamız Anton Castillo'ya. Burada da Talia ve Paolo kardeşler var. Onlar da hani Yara'nın dışarıdaki sesi olacaklar. Yani dışarıdan insanları getirip köleleştiriyorlar ya.
Maximus Mastanzas denilen bölgede onlarla buluşacağız ve bu bölgeyi ele geçirmek için onlarla uğraşacağız. Viviro'nun ve propagandaların ana noktası. Burası özellikle Anton Castillo'nun yeğeni Jose Castillo tarafından yürütülüyor bu bölge. Burası var ya inanılmaz Viviro mekanı, ya tobacco, tütün mekanı burası. Özellikle diyor ki Clara, burayı vurursak başlangıç için burası iyi bir nokta olabilir. Burayı vurmamız güzel bir gözdağı verebilir. Orada da Philly Barzaga var. Barzaga ailesinden bir çocuk. Barzaga ailesi de yıllardır, yani Montero ailesi yıllardır Castillo ailesini sevmez. Bunlar bir savaş halindedir. Bu ama hani bastırılmış durumdalar. Bu yüzden Philly Barzaga ile birlikte Montero ailesinin yarım kalan işini halledip Madrugada bölgesini de almaya yardımcı olabiliriz. Yani 1-2-3 bölgeyi aldığımızda ve buradaki yan işleri yaptığımızda ne olacak? Bu herifin gidebilecek bir yeri kalmayacak. Gidebilecek bir yeri kalmayınca gerçek yaralıları, hani özgür olmak isteyen yaralı halkı arkamıza alıp bunları alt edebileceğiz. Olay bundan ibaret. Şimdi Maximus Mastanzas'la buluş demiş. Ben Maximus Mastanzas'tan değil de bakayım. Maximus Mastanzas'tan başlayacağız. Tamam. Ne diyordu burada? Maximus Mastanzas'a protest diyor ki unofficial rap grubuymuş bu. Bu protesto grubuymuş. Maximus Mastanzas bir rap grubu. Ama Libertad adına unofficial, yani resmi olarak değil de gayri resmi olarak propaganda yürütüyormuş bizim için. When they speak, ne zaman onlar konuşursa insanlar dinler. Bu grup Castillo tarafından kara listeye alınmış ve şimdi de kaçak haldeler. Sürekli kaçıyorlar düşmandan. Onları bulmalı ve güvenliğini sağlamalıyım. Mastanzas'ı, Maximus Mastanzas'ı Castillo'nun kuvvetleri bulmadan önce bul ve güven altına al. Pekala, burayla başlayacağız. Bir rap grubu varmış. Önce onları bir bulacağız. Abi bana bir şu tekneyi çağıracaksınız mı? Eyvallah. Aa, ne diyorsun ya? Aa, oha, K9000. Ve şampanya. Oha, bunlar Ubisoft'un bana verdiği yardımcı dostlar. Chorizo'yu bulmak istiyorum ben ya. Chorizo çok tatlı, Chorizo'yu bulak. Chorizo çok tatlı. Bunların hepsini yapacağız. Aha. Yavrum ey, bu neymiş lan? Aa, Terminator. Bu nasıl? Yavrum ay, bu güzelmiş. Tamam. Yeah. Aa. Üf, ne olduk lan? Abo. Cyber ceket. Aa, şey bu da Far Cry 5'te babanın şeyi, kıyafeti. Uyumuş lan. Aa. O ne? Ayakkabı dedik, bak ayakkabı geldi, görüyor musun? Nice. Güzel. Fena olduk ha. Aa, altımı değiştireceğim. Altımı değiştireceğim. Dur. Öyle lan, pantolonla göreve mi gidilir? Dur, pantolonla göreve mi gidilir? Dur. Nerede? Şunu da değiştir. Öf. Tam bir savaşçı oldu. Şuradan da şunu seçeyim. Jurnal. Let's go. Ubisoft oyunun kodunu yollarken en içeriği dolu kodu yolladığı için bu karakterler, neler geldi. They're specially trained and heavily armed. Fuck you, smartass. But yes, you've been warned. Diyor ki Juan,
Bak diyor, Dani diyor, sen düşmanları öldürdükçe diyor, Castillo sana daha güçlü adamlarını yollar, haberin olsun. Daha güçlüden kastımın ne olduğunu anladın mı dedi. Bize dedi ki daha iyi eğitim almış ve daha iyi silahlarla kuşandırılmış. Senin gerçekten akıllısın kızım dedi. Vallahi sen akıllısın. Clara, Valle d'Oro'ya gidiyorum, Oro Vadisi'ne. Pekala, umarım Maximus Matanzas'ı bulursun. Onları nereden tanıyorsun? Talia ve ben Castillo'ya karşı ilk protestoları yapmıştık. Esperanza saldırılarından sonra irtibatlarımızı kaybettik. O saldırıları izle görmüş gibi çok insan yaralandı. Pekala, şu rapçi grubu bulalım bir. Liman burası. 100 yıldır belli ki burada kimse yokmuş gibi. Maximus Matanzas burada mı acaba? Talia? Maybe they left the note. Belki bir not falan bırakmışlardır. Fake, sahte yaralılar ve dışarıdan gelenler. Askura Marş'a gidin. Maria's soldiers hunt anyone who is different. Maria'nın askerleri onlardan farklı olan herkesi yok ediyorlar, alt ediyorlar. If you are different, eğer farklıysanız ve özgür olmaya ihtiyacınız varsa kamp, Maximus kampına gelin. Hepinizi kucak açacağız. Hepinize burada yer var. They wanted others to follow. Diğer özgür olmak isteyenleri yanlarına çekmek Clara. İstemişler. Clara. Maximus Matanzas definitely kesinlikle bu limandaymış. Bir silah çatışması olmuş. Her yer birbirine karışmış. Bunun izleri var burada. İz takip edebilir misin? İzlerini takip etmek zor olmayacak. Görüşürüz, tamam. Burada bir çatışma olmuş ve buradan gitmek zorunda kalmışlar. Ve hayatta kalan, özgür olmak isteyen insanları da bir araya toplamak istiyorlar. Bunun için izlerini takip ederek onları bulmamız lazım. Orası niye işaretli? Gözüm... Kafamı karıştırıyor, gözüm kalıyor orada. Şimdi... Başka bir şey... Burada yakıt var, baksana insanları öldürmüşler hep burada. Herkesi infaz etmişler. Okay, let's go. Şurada bir tane şey var galiba da ben... O bir kafamı karıştırdı sadece. Bir yerden atlayarak mı geçiyoruz oraya, onu anlamadım. Şuradan falan galiba. Bak şurada altta bir şey var ama oraya inebileceğimiz bir yer yok. Anladın mı? Neyse be, onu da lootlamayalım. O da bizim sadakamız olsun. Evet, Kuzey Oscura Marş'a giden yolu takip etmem gerekiyor diye bir not var oyunda, sol üstte görüyorsunuz. Bununla kaçmaya mı çalışmışlar? Buradan kaçmaya mı çalışmışlar? Aptallar. Gerçi bu insanlar rapçiymiş yani. Hani savaşçı değil. Hangi doğru yolu kullanarak kaçmaları gerektiğini bilmiyorlardır belki. Hocam iyi misin? Ningún problema. Allah'a emanetsin. Haydi görüşürüz. Allah razı olsun dedi. Bize problem değil hocam. Razı hemen dedik. Eldiven geldi. Oluyor lan anam. Onun avradını.
Aman diyeyim ağalar, aman diyeyim var ya bizi var ya. Bak söküp söküp takarlar bizi, aman diyeyim. Tövbeler olsun. Bir aile faciasının içinde kalırız ya. Aman diyeyim, hiç oralı olmayalım biz. Biz devam edelim. Ah tüylerim diken diken oldu yemin ediyorum. Bir de karanlık adam gibi gözükmüyorlar ya. Abao, aklım gidiyordu vallahi. Tepelik bir yere gelmişler. Çok göz önünde olmamak için anladığım kadarıyla. Aa, baksana büyük bir alan yapmışlar burada, çadır gibi. Alo! That music. Bu müzik. Must be Maximus Matanzas. Maximus Matanzas olmalı dedi. Ha, bu arada müzikler Ubisoft tarafından uyarıldık. Müziklerin hepsi telifli dediler bize. O yüzden müziklerin hepsini kapatın YouTube'a atacaksınız dediler. Ama düşman kuvvetleri burada. Okay, careful, Danny. Talia. Oo, ben şarkı söylüyorum, ben rap yapıyorum diyor bak Talia. Zarar veriyorlar. Pinga. Hope I'm not too late. İnsanları timsahlara atıyorlar lan. Clara. Clara, sanırım Maximus Matanzas'ı buldum. Ama Cassio'nun askerleri buraya önce gelmiş. Destek gelmeden önce de biraz eğleniyor gibi gözüküyorlar. İnsanlara timsahları atıyorlar. Onları kurtaracağız ne olursa olsun. Ne olursa olsun da. Götümde timsah bağırmasını istemiyorum affedersin. Ayda. Stay cool. Timsahlardan nefret ederim. Guapo hariç. Guapo bizden. Şunu halledeyim de abi. Ne olur ne olmaz. Guapo! Görmüyorsun değil mi yavrum? Bir şey diyeceğim. Ben şuradan bir amigo çağırsaydım ya. Guapo. Guapo, gel. Dale. Guapo, yürü 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 yürü. Bu hiç hoş olmadı, bu hiç hoş olmadı. Ayağım niye kaydı ki benim orada ya? Guapo geri dön. Ne oldu nerede? Bas can bas can bas can bas can bas. O da kendini toparlıyor orada can bas. Çivi silahı o kadar iyi değilmiş. Çivi silahı o kadar iyi değilmiş. Değil mi? Bana mı öyle geldi yoksa ya? Dur bakayım şunun şarjörünü tam değiştireyim. Yo kafaya atınca tak öldürüyormuş. Guapo saldır. Can bas can bas can bas. Evet Saranzos amigos! Şöyle yap. Arsenal. Guapo geldim. Guapo geldim. Yeah yeah, iman iyi.
Kapo gel. Kapo. Ye 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 man ye. Aguzum. Ah. Aferin Kapo. Nerede lan? Ben niye görmüyorum? Aha! Tamam, bu da gitti. Pekala, görev tamam. Bu sonuncusuydu. Pekala, acele etmeliyim. Köpek balıkları aç gibi gözüküyor dedi. Think you are fast. Hızlı olduğunu mu düşünüyorsun? Kanıtla. There is a grand premiere going to down nearby. Check them out. Aa, yakınlarda bir etkinlik olacak. O etkinliğe katıl ve hızının ne kadar iyi olduğunu göster. Ne kadar hızlı olduğunu göster. Hey sen! Beni indir şuradan. Geldim. Tamam tamam. Geliyorum. Rapçi ablam bu galiba. Tamam tamam. Geldim. Aa, ne oldu? Lan? Neden? Ama neden? Oh no, it's crashed. Oh hayır, çöktü. Ama neden? Bile bile yandı gidişim. Öldü bitti söndü Far Cry. Tamam, buraları hiç kesmekle uğraşmayacağım. Hemen tekrar bağlanalım. Hemen tekrar bir dönüş. Hop. Hop. Şöyle geldik. Oyun çöktü. O şeye köpek balıklarının açlığına dayanamadı oyun. Hemen şuradan continue game diyoruz ve let's go. Oro Vadisi. Talya bacı yettim. Tamam yani bağırıyor. Okay, okay, I'm coming. Lan. Timsahlara bak. You gonna cut me down or what, Karaho? Beni kesip indirecek misin yoksa başka bir şey mi yapacaksın? Sen Talya olmalısın. Move. Uzak dur. Ne oluyor be? Hey, you think I can keep this? Bunu alabilir miyim? Hayır, tabii ki. Hey man. Hey dostum. Maxima tazı kurtardın az önce. Yani Yara'ya inanan inanılmaz bir gruptur bu, tamam mı? Yani biliyorsun, hani utanmasam ağlayacağım. Ben bir çoyum adamım. Meksika'dan geldim. Çıkarın beni buradan. Beni duyabildiğini biliyorum. Akıllı olursan hani şey seni çıkarırsam adam akıllı davranacak mısın dedi. Lanet olsun sana Talya. Ben de seni korkak bir rıspa gibi saklanmak istiyorsun diye düşünüyordum. Ne güzel işte saklandın arabaya. Oo, Paolo'ya bakın, koca adam. Gerçek bir erkek onun sevgilisi hani timsahlara yem edilirken arabaya saklanırdı değil mi? Oo, bunlar şiddetli seviyor. Okay, okay. Tamam tamam. You guys ever heard of Libertad? Libertad'ı duydunuz mu daha önce? Clara Garcia gönder beni mi? Maximas Matanza satın için. We were Libertad before Libertad. Libertad olmadan önce biz Libertad'tık lan. I don't care. Yani Clara ile geçmişiniz beni ilgilendirmiyor, tamam mı? She needs her voice. Biz onun sesiyiz, o da sese ihtiyacı var. Endişelenme. Welcome to Camp Maximas. Talya hani herkes olduğu gibi sana da hani böyle davranıyor. Sadece sana davranmıyor. Tadında bir şey söyledi galiba. Maxis, Maxamas, Maxim, Maxamas'a işte bu gruba hoş geldin. Come on out. Askerler, düşmanlar gitti. Çıkın yolduğunuz yerlerden. Öf, yalnız zor. Çok havalı olduk ha. Çok havalı olduk ha. Pekala.
Burası YouTube için bölüm sonu. Ben bir oyunu güncelleyeceğim. Zannediyorum bir güncelleme geldi ve o yüzden çöktü. Burada kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Hemen gün içerisinde yeni bölümler sizlerle olacak. Hiç merak etmeyin. Sizleri seviyorum. Kendinize çok cici bakın. Alttaki videoyu beğen butonundan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Yeni bölümlerle bugün gün içerisinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim ve hoşça kalın.